Arkadaşlar, ben Su Kahyoğlu. Ben Furkan Kahyoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün meydaz alan benim çok merak ettiğim Avoy deneyeceğiz. İçeriği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Sitelerinde çünkü hani şu içerik, bu içerik gibi bir şey yazmıyor. Aynen. Tamamen sürpriz. Evet. Bakalım. O yüzden açılışımızı yapıyorum. Nereden açıklayabiliyorum? Doğru yerden açıyormuşsun da. Hadi. Kaçıl bakalım buradan. Sanki böyle sakızlı bir şey kokuyor gibi. Acaba Big Bubble sakız tarzı bir şey mi? Ya öylesi var ya. Bum bum. Yani ne bileyim, bana arkadan böyle sanki pamuk şeker tadında. O zaman da ilk videoda söylemiştim, hatırlarsın. Evet, bu şey açılışını yaparken. Yani çok koku da yok aslında paketinde de. Ben tamamen sallamış da olabilirim. Koku gelmiyor ya. Ya koku gelme ihtimali çok düşüktür zaten, evet. Yani. Bir yerden cevap paketinde patlak olması lazım. Evet, bu şekilde bir paket çıkıyor. 250 gramlık bir kutu bu. Evet. Ne bu? Yine bir şey aşkım bu. Gaban versini diyeceğim de yanlış olacak. Gaban versini gibi geldi. Yaban mersini gibi kokuyor. Böyle sanki sakızlı yaban mersini, evet, gibi yani. Ben de yaban mersini çok sevmem. Ben de yaban mersini çok sevmem. İnşallah yaban mersini değildir diye de çok. O zaman ben koyuyorum. Evet. Ben bugün Kongla kullanacağım. Evet, Konglava. Sen HMD kullanacaksın. Ben de alpaka şala bırakın üstüne. Önce folyo çekeceğiz. Ondan sonra da ya sepet ya yelek kullanacağım arkadaşlar. Kong kullandığım için ben minik süzgeçlerden kullanıyorum. Evet. Onu yerleştirdim şimdi. Önce ben dolumumu yapıyorum. Evet. Önce biraz karıştırmayı unutma. Tamam. Çünkü büyük ihtimalle şerbet aşağı çökmüştür. Yani herhangi bir yerinde yazmıyor. Yaban mersini kokuyor ama brown brown. Evet. Yani büyük ihtimalle yaban mersini. Yani şu paketin kenarındaki yaprakların kokusundan bana da böyle sanki sakızlı bir yaban mersini gibi bir şeyi var. Sen birazcık daha, ben şurada bunları yerleştireyim. Şimdi arkadaşlar, dolumu gerçekleştirdim. Su da yaptı. Aynı şekilde ben folyoyu hemen çekeceğim. İnce mikronlu folyo kullanıyorum arkadaşlar bu sefer. Normalde biliyorsunuz ben kalın mikronlu folyo seviyorum ama dükkanda ince mikronlu vardı. İnce ile karın arasının nasıl bir fark var? Isıyı daha çabuk iletebiliyor sıcak olan. O yüzden de bir tık daha hızlı yanabiliyor.
İnce olan. İnce olan. Mesela inceyi 1 dakikada açıyorsam, rakamları sallayalım. 1 dakikada açıyorsam kalın olanı 3 dakikada açarız. Geç iletildiği için. Ama kalın olanla aynı zamanda da daha uzun çeviriyorsun. Ben ince mikronu çok sevmiyorum ama o vardı sadece. Ben de onu aldım. Şimdi deliğimde de edelim. Gözlerimiz hazır. Evet. Tadım testine geçelim. Evet arkadaşlar, közlerimizi yerleştirdik. Artık tadım testine hazırız. Bakalım ne güzel tabakla hazırlamış olduğu Abo nasıl bir tat. Demin dediğimiz gibi kokusu böyle daha yaban mersini ve sakız gibi kokuyor ama belki sürpriz başka bir şey de çıkabilir, yanılmış da olabiliriz. Emin Yani değilim. sakız da olma ihtimali var. Kokusundan ve fotoğrafa göre yorumluyorum. Yani o pamuk şeker kısmı da olabilir. Katın kendi. Belki kızılcık gibi bir şey olabilir içerisinde. Hani orman meyvelerinden. En azından öyle bir kokusu var. Şimdi bir tadına geçelim. Evet, ben ilk çekimi yapıyorum. Evet. Serinletici. Yok mu sende? Bende buz etkisi var. Eğer içinde buz varsa. Ama bu nane büyük ihtimal. Nane var. Bu büyük ihtimal nane. Çünkü böyle nane Nane var. şekerinin tadı geldi direkt. Aynen, nane var kesin. Yaban mersini de var. Çünkü yaban mersini de bazı bir tat yapar. Bende de O tat vardı. öksürme Şu yapıyor an. bende. Yaban mersine işte kızılcık olsun, böğürtlen olsun. Bunlar bende genellikle böyle bir... Sakız geldi. Sanki yaban mersini ile nane var sadece. Bir tat daha olması lazım şimdi. Bir tat daha şart. Geliyor çünkü tat. Ama ne tat geliyor anlayamıyorum. Acaba naneli sakız mı? İşte nanenin sakız olabilir. Nane sakız olduğu için, nane baskın geldiği için sakızı tam idrak edemiyor olabilirsin. Ya sakızı Çünkü şu... nane şu an bariz, yaban mersini de bariz. Sakızı illa şey olarak böyle ayrı bir şey olarak düşünme. Arka plandaki yumuşaklık olarak Evet, şey gibi düşünüyorum yani sakız derken zaten. Bu düşün. şekersiz sakızlar gibi düşünüyorum. Evet, öyle düşünmen lazım. Böyle bilmeden içmek de çok garip. Bilmeden içmek daha güzel aslında. Evet. Yani sanki böyle bir viden sakız değil de falım sakız gibi. Evet, aynen. Falım sakız, yaban mersini ve nane. Naneli falım sakızı Evet, yapamazsın. yani o tarz bir şey gibi geliyor tadı bana şu anda. Evet. Bir değiş tokuş yapalım. Olur tabii ki. Bakalım seninki nasıl? Rahat çekebiliyor musun? Evet, gayet iyi bir şu an. Döndürebilirim. Seninkinde şu an içtiğinde arkadaşlar daha fazla nane var. Evet, ben onu diyecektim. Evet. Nane direkt boğaza Evet. vuruyor O burada. tamamen folyodan kaynaklı olan bir şey. Direkt tane aldım. Yaban mersini yine alıyorum bunda da. Evet. Tatlar aynı. Tatlı. Sadece Evet. Nane oranı bu fazla. takımda aynı. Nane oranı direkt yoğun geliyor. Evet. Bu tarafa alırsak çok daha rahat olacak bu iş. Tabii ki yani setup her zaman söylediğimiz gibi setup'ın içinde ne var? Takımın, şişen. Mesela hani bu şişe
Ağzı biraz kalın olduğu için arkadaşlar contayanın altına illa bir bant çekmek gerekebilir çünkü bayağı bir sallanıyor. Bu da bir yerden hani hava kaçırmaya sebep olabilir ama üflediğin zaman hava kaçmıyor. Sadece şey sıkıntısı var yani. Düşme Tam tehlikesi, oturmuyor. evet, öyle bir sıkıntısı var. Ama mesela hani lüleydi, HMD'ydi, elekti, bunların hepsinin bir farkı oluyor. Tat aynı gidiyor. Ama şu an suyun içtiğinde daha fazla nane var. Bunun tek sebebi var arkadaşlar. Folyo olduğu için. Folyonun mat kısmı yukarıda, parlak kısmı aşağıda kalıyor. Bu tarz şeylerde ısıyı aldığı zaman lülenin içerisine ısı giriyor. Parlak kısımdan dolayı daha fazla bir dağılımdan ötürü nane mentol biraz daha patlama yapabiliyor. Yani çok benim lezzetim değil. Zaten yaban mersinine uzak biriyim ben. Çok böyle mutlu olmuyorum içerken. Bir tek işte çok eskilerden Starbucks'ın Blue içerken severdim. Çünkü onda yaban mersini gıcıklaştırıcı bir tadını alamıyordum o zamanlar. Ama piyasadaki tüm yaban mersinli ürünlerde mesela Medusa'nın bir tane daha ürünü var. Bir arkadaşım onu yönlendirmişti bana. Hangisi? Blue Baked öyle bir şeydi galiba. Blueberry Bakery mi? Baked mi? Öyle Ha, bir şey var evet. galiba. O da yaban mersinli fırın tadı. Evet, Onda adım. büyük ihtimal yaban mersini daha az alabiliriz diye düşünüyorum. Onu da açmadık arkadaşlar. Belki birlikte açarız diye şu anda duruyor kenarda. Çok benim tadım değil bu. Hani benim lezzetim değil. Objektif baktığın zaman farklı bir tat olmuş. Böyle ya iyi ya da kötü diyemiyorum. Evet, aynen. İyi ya da kötü diyemiyorum. Çünkü iyi kötü burada şey olur, bizim yorumumuz oluyor. Evet. İyi kötü demek için hani tadın çok böyle saçma gelmesi ya da hiç gelmemesi falan lazım ama tadı olarak gerçekten yaban mersini, falan sakız, işte falan nane sakız gibi bir tat alıyorsunuz. Onu Evet, yani belki içinde ne olduğunu yani... bilmiyoruz. İçinde kavun karpuzu varsa bile bizim aldığımız tat bu. Evet, aynen öyle. Yani aldığımız tat bu. Yani o yüzden içeriğini bilmemek, içeriğine bakmamak bu konuda bir yerde dezavantaj gibi gözüküyor. Aslında doğru objektif bilgi daha doğru Böyle bir aynen. kaynak oluyor. Yani ikimiz de aynı tadı alıyoruz. Sadece nanesi biraz daha fazla bunun. Nanesinden ötürü de çok böyle yoğun çektiğin zaman eğer sakızsa o sakızda bir acılaşma başlıyor. Evet, çok hafif ben de aldım. Evet, biraz acılaşma başlıyor. O şey işte bence sakız bu. Çünkü sakız da bir süre sonra çiğnedikten sonra hafif naneli sakız acımsılaşır ya Yani ağızda. öyle de değerlendirilebilir tabii hayatım ama yani Tabii şimdi tamamen bizim yorumumuz yani içinde. likitte ve bu tarz böyle yapraklarda bence aynı sonuç değil. Yalan Mersin sevenler için ama bence keyifli olmuş çünkü nane olduğu için ferah da bir içim olmuş. Evet. Sek yaban Mersin içmek daha zor gibi geliyor bana. Çok O severim yüzden ama. tabii Çok severim. öyledir. Ama böyle yaban Mersin seviyorsanız hafif ferah olsun derseniz avo Tabii. seçilebilir gayet tercih Evet. edilebilir. Ya kesin, kesin ya. İçinde bir sakız Bence tadını de sakız. alıyorum Evet. yani. Yani bir şeyle de karıştırmaya gerek yok bence. Tadı böyleyken gayet içilebilir durumda. Ya işte mesela Hani yaban mersini sevenler yani için diyorum. şöyle bir şey olabilir. Gene mesela bunlar da orman meyvesiyle karıştırılabilir sevenler Evet. için. Yani Değiştirmek mesela istersen değiştirebilir ama evet. böyleyken de içilebiliyor. Hani bazı Tabii. tatlar diyoruz ya bazı videolarda bu sek içilmez gideri yok gibi. Yani bu Evet. öyle değil bence. Bu Evet böyleyken evet. de değil. Sek içilebilecek bir tat. Mesela tanıdığım çok kişi sek yaban mersini içiyor. El fakirin bulurlarsa. Nane işin içine girdiği zaman hoşlanmıyorlar mesela içmiyorlar. Fısıldıyorlar. Ya onların hani içebileceği bir ürün değil. Ama böyle orman meyveleriyle özellikle mesela üzümle çok güzel gidebilir bu. Belki evet. Yani sadece üzümle hani üzüm naneyle nane çok baskın çıkıp diğer tatları belki biraz köreltebilir. Ama hani üzümle çok içen var çünkü üzüm, yaban mersini, nane. Ondan sonra hatta şöyle söyleyeyim sana. İşte benim saçlarımı kesen geçen sene Evet. çalıştığımız yerde müşterimizdi. Ben de onun müşterisi oldum. Saçlarımı kesiyorum. Benim kendisi. O mesela kışın nakla şeftali içiyordu. Yaz oldu. İşte az naneli üzüm, yaban mersini içiyor. Hani buna üzüm eklenirse az üzüm aynı zamanda. Yaban mersini biraz daha baskın seviyor. Hani onun içebileceği bir tat olmuş.
bunda daha rahat çıkıyorum nane çok kurmadığı için. Evet, bunu biraz boğmuşsun zaten, az çekmişsin. Evet, onda çok çekemedim çünkü. Direkt vurdu boğazıma. Evet. Yani fena değil arkadaşlar. Yaban mersini ve nane sevenler için ideal bir tat. Çok benim hoşuma gitmedi. O da tamamen biz çok yaban mersini taraftarı olmadığımız için. Evet, kesinlikle öyle. Yani hani, bu kötü anlamda söylemiyoruz. Objektif bakmak lazım her markanın aromasına. Çok benim tadım değil. Ama hani üzerinde yazsaydı yaban mersini ve nane tam olarak tadı veriyor gerçekten. Yoğun bir şekilde ikisinin de tadını alıyorsunuz. Çok hafif sakız da alıyoruz biz, varsa sakız içinde tabii. Evet, yani bu söylediklerimiz demin dediğim gibi belki içerisinde kavun karpuz var. Bize gelen tat bu ama yani. Çok başka bir tat da çıkabilir fabrikasyonda yani. Evet, belki bir denemiştir. Aha, böyle bir şey yok diyordur. Yani şimdi tabii öyle diyecek yani. Tabii olabilir. Ama hani bizim aldığımız tat bu. Evet. Ama muhtemelen de onlar var ya, ikimiz de aynı tadı aldığımıza göre. Evet, yani kokusundan da en başından. %90. Evet, kokusundan da çünkü öyle bir evet, yaban mersini geliyordu. Yani. Ben birazcık da işte üzerindeki o kadının bakışından, işte ne bileyim arkasındaki bakışından demeyeyim de o farklı benim görüşüm biraz farklı oluyor. Arkasındaki o renk tonlarından ben biraz daha böyle pamuk şekerimsi bir şey bekliyorum. Daha şekerli bir şey bekliyorum efendim. Evet, bir tık daha şekerli. Yaban mersini bu kadar hani biraz da arka planda kalabilirdi. Bu direkt yaban mersini ön planda kalmış. Ya bu tamamen bizim şahsi fikrimiz arkadaşlar. 100 gramlıkları var. Hani alıp deneyebilirsiniz. Bundan 250 gram. Kiloluk ya da yarım kiloluk yok galiba, öyle biliyorum. Ben de hiç görmedim. Ben de görmedim hiç. Evet, kapanışa geçebiliriz. Evet. Ben beğendim. Güzel bence yaban mersinler. Ne fena olmamış. Yaban mersini ben de çok sevmiyorum ama bu şekilde benim için içilebilir. Arada bir değişik bir tat olsun diye deneyebildim. Evet. Sence de öyle sanırım. 10 üzerinden? Yani şahsım olarak 10 üzerinden değerlendirirsem benim için 6. Objektif bakarsak, objektif bakamıyorum yani. Puanlama konusunda bakamıyorum. Benim için de 7 olmuş evet. Bence. Bu arada çekiliş videomuzda muhtemelen bu videoyu izledikten sonraki günde yayınlıyor olacağız. Kesin çekilişle ilgili şartlarımız belirlendi. Hem Mecza'dan hediyelerimiz olacak, evet. Hem de... Hem JBR'dan hem TrueBasion'dan evet. Olacak arkadaşlar. Aynı zamanda da büyük ihtimalle bir tane de lüle hediyemiz olacak. O lüle çekilişini biraz daha farklı gerçekleştireceğiz. İşte Medusa, JBR ve aynı zamanda da TruePatient'ınki normal Instagram üzerinden gerçekleşecek. Belki hatta konuşurum. Onlar da söylemişti ama unuttum onu. Tekrardan konuşmayı. Belki One Way'den de evet. Bir hani sponsorluk gelebilir. Evet. Öyle bir şey söylemişlerdi ama hani ben daha sonradan konuşmadım onlarla, hani böyle bir şeyi biz başlatacağız yakın zamanda diye. Belki One Way'de olabilir arkadaşlar. Onların da değişik ürünleri var. Türkiye piyasasına girdi çünkü onlar da. Evet, çekilişle ilgili yine hem YouTube'da videomuzu yayınlayacağız. Ayrıca Instagram'dan da duyurumuzu yapacağız. İki taraftan da görebileceksiniz, takip edebileceksiniz. Onlarla ilgili şartlarımızı ayrıca bir videoda yayınlıyor olacağız zaten sizlere. Mutlaka katılımınızı bekliyoruz arkadaşlar. Belki şans size güler, güzel bir aroma kazanmış olursunuz. Evet. Teşekkür ederiz Meduza'ya tekrardan bu avoyu bize tanıttığı ve gönderdikleri için. Meduza Tobacco diye de Instagram'dan onları takip edip bakabilirsiniz hangi ürünleri var. Sık sık paylaşımlarını görüyorum ben de çünkü. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.